Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta bildiğiniz gibi bu sünnet konusuyla ilgili bir video paylaştıktan sonra bu video ile ilgili birçok soru gelmeye başladı. Bu videonun ardından da insanların tabii merak ettiği konulardan bir tanesi olması nedeniyle inmemiş testis ve utangaç testis hakkında birkaç tane soru aldım. Bu konuyla ilgili de kısa bir açıklama yapmaya ihtiyacı duydum. Lafı fazla uzatmadan konuya geçeceğim. Öncelikle tanımı yapalım. İnmemiş testis nedir? İnmemiş testis dediğimiz şey, çok basitçe anlatmamız gerekirse, yumurtaların torbaya inmemiş olma durumu. Yani dokunduğunuz zaman, muayene ettiğiniz zaman torbada yumurtaların elinize gelmemesi durumudur. Normal doğan bebeklerde %1 oranında, preterm dediğimiz erken doğan bebeklerde ortalama %45 diyoruz ama belli bir haftanın altında, belli bir kilonun altında doğan bebeklerde %100'e kadar sık görülebilmektedir. Gene basitçe anlatmamız gerekirse, bebeklerin ilk 6 hafta, ilk 7 hafta civarına kadar herhangi bir cinsiyetle ilgili gelişim yönelimi yoktur. Yani bebekler kromozom düzeyinde, yani genetik olarak erkek ya da kız olarak dönelme olduğu zamandan itibaren cinsiyet belli olmasına rağmen dış cinsiyet organlarının ve dış cinsiyet yapılarının erkek ya da dişi yönünde gelişmesi için 7. haftaya kadar bekleme olur. 7. haftadan sonra 8. haftaya kadar da bu iş tamamlanır ve 8. haftadan sonra biz bebeklerin erkek ya da dişi cinsiyette devam ettiği konusunda bilgi sahibi olabiliyoruz. İnmemiş testisin peki sebebi nedir? Neden oluşur? Bununla suçlanan birçok sebep var. Multifaktöriyel olduğu söyleniyor. Yani birçok şeyin buna neden olduğu söyleniyor ama kesin olarak etkisi olduğu bilinen bazı durumlar var. Bunlar nedir? Birincisi, bebeğin erken doğum olması. Yani ne kadar erken doğarsa bebek, bu ihtimal o kadar artıyor. İkincisi, bebeğin düşük doğum ağırlıklı olması. Yani ne kadar düşük kiloyla doğarsa gene aynı şekilde ihtimal o kadar artıyor. Sonra annesiyle ilgili bazı faktörler var. Annesinin kilolu olması, obezite. Annesinde şeker hastalığı olması. Annesinin kimyasal maddelere hem gebelik hem gebelikten öncesinde maruz kalması. Bazı ailelerde yatkınlık olması ve bebeğin sezaryenle doğum olması. Evet, sezaryenle doğumda inmemiş testis sıklığını artırdığı söyleniyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmış ve böyle bulgular var. İnmemiş testis durumu %20 oranında muayeneyle herhangi bir şekilde saptanamazken %80 oranında yeri muayene sırasında elimize gelerek yerini bulabiliriz ve saptayabiliriz. Şimdi bir parantez açarak retraktil testis ya da utangaç testis dediğimiz durumla ilgili bilgi vermek istiyorum. Birincisi, retraktil testis dediğimiz şey tamamen normal gelişimin bir parçasıdır. İnmemiş testis değildir. Müdahale gerekmez, tedavi gerekmez. Genelde 3-7 yaş aralarında görülür ve herhangi bir müdahale olmazsa, herhangi bir sıkıntı olmazsa bir refleksin ürünüdür. Çünkü kremester refleks dediğimiz bir durumun sebebidir. Bazen dokunma, bazen soğuk ya da çocuğun heyecanlanması nedeniyle testislerin yukarıya, aşağı doğru inerken oluşturduğu kanalın içerisinde kalması durumudur. Müdahale edilmez. Genelde cinsiyet değişimi, yani ergenlik gelişimi olana kadar bunlar için herhangi bir müdahale önerilmez. Ergenlik gelişiminden sonra da psikolojik olarak bazı nedenlerden ve sperm kalitesini engellememesi için aşağı indirilerek sabitlenmesi öneriliyor. Peki inmemiş testisin muayenesi nasıldır? Nasıl tanısını koyacağız? Tanısını şöyle koyacağız. En önemli elimizde olan şey muayene. Dedik ya, %80'i ele geliyor ve muayene ile saptanabiliyor. %20 oranında kayıp. Peki inmemiş testisle ilgili müdahaleyi nasıl yönlendireceğiz? Elimizde ultrason, BT, MR şeklinde yöntemler var. Fakat radyasyon çok fazla olduğu için BT'yi önermiyoruz. Ultrason kolay, kısmen ulaşılabilir ama %50 oranında hata payı olduğu için gene çok işe yaramıyor. MR dediğimiz durumda anesteziyle yapılması gerekiyor. Çok uzun zamanda ve çok maliyetli bir iş olduğu için gene çok kullanışlı değil. Laparoskopik bir durum var. Laparoskopi dediğimiz nedir? Bir kamera veya bir görüntüleme cihazı yöntemiyle karın içerisine bakılarak yumurtanın yerinin saptanması durumu. Benim tavsiyem şu. Önce muayene yaptırırsınız. Muayenede %80 oranında elinize gelir ve tanısını koyarsınız aslında. %20 oranında bulamadığınız şeyler için ultrason yaptırırsınız ikinci aşamada. Ultrasonda herhangi bir şey saptanırsa biliyorsunuz %50 oranında saplıyor. %50 oranında herhangi bir bilgi veremiyor. Yanlış bilgi verme ihtimali yüksek çünkü. O durumda da laparoskopik cerrahi yaparak, bir görüntüleme yöntemi yaparak içeri girilip hem nerede olduğu bulunabilir. Eğer görülürse yukarıda aşağı sabitlenerek işlemi tek seferde bitirebilir ve sünnet yaptırmak istiyorsunuz. Aynı işlem sırasında hem laparoskopik olarak yumurta aşağı sabitlenir hem de sünnetiniz yapılır ve tek seferde hepsinden kurtulmuş olursunuz. Benim tavsiyem muayene, ultrason ve laparoskopik cerrahi. Şimdi aklımıza gelecektir. Biz niye yukarıdaki testisi gördük madem aşağı indirmek için zorluyoruz? Aklımıza gelecektir. 3 tane sebep var. Birincisi kısırlıkla alakalı, ikincisi kanserle alakalı, üçüncüsü de torsiyon dediğimiz kendi etrafında dönerek kendi kendini yok etmesiyle alakalı
bir durum. Dediğimiz gibi kısırlık, kanser ve kendi kendini yok etme ihtimali olduğu için bunları göze almamak için inmemiş testislerin müdahale edilmesi gerekiyor. Peki bunun için ideal zaman nedir? Normalde anne karnındayken 7. ayda bebeklerin testisleri aşağı inmesi gerekir. Yani yumurta genelde anne karnındayken inmiştir. Eğer prematür doğum olayınız yoksa, yani normal zamanda doğan bebeklerde testisin, yumurtanın aşağıda olması lazım. İlk 6 ay bunun için gene bekliyoruz. Gene bir süreç var ve bu göreceli olarak da sık görülebilen bir durum ve ilk 6 ayda kendinden inebiliyor. Ama 6. ay ile 12. ay arasında genelde iniş olmuyor. Dolayısıyla tavsiye edilen şu: 6. ay ile 12. ay arasında inmemiş testisin çözümünü bulmanız. Eğer inmediyse, çok zorda kaldıysanız inisiyatif kullanarak 18. aya kadar beklemeniz, yani 1,5 yaşında bu işlerin artık cümlesinin tamamlanması ve bir daha bu konuyla ilgili cümle kurulmaması gerekiyor. Yani işleminizin bir an önce yapılması gerekiyor. Benim tavsiyem de 12. ayda bu işleri tamamen bitirmeniz. Sünnet artı gerekirse inmemiş testis durumunu aynı anda laparoskopik cerrahi yaparak hem sünnetinizi yaptırırsınız hem işleminizi yaptırırsınız. Tek seferde kurtulmuş olursunuz. Peki cerrahi dışında başka bir tedavi yöntemi yok mu? Tabii ki var. Medikal tedavi ve cerrahi tedavi dedik. İki farklı yöntem var. Cerrahi tedavide laparoskopik olarak giriyorlar ve bitiriyorlar. Medikal tedavide olay şu: değişik hormonlar var. Mesela HCG dediğimiz bir hormonun 2 hafta boyunca uygulanması, GnRH analogları dediğimiz gene bir hormonun 4 hafta boyunca uygulanması ve LHRH analoglarının gene uygulanması bebeklerde medikal tedavi dediğimiz şeyi oluşturuyor. Fakat medikal tedavi ile yanıt, yani medikal tedavi sonrasında yumurtanın aşağı inmesi ihtimali %20 ve bu %20 inenler içerisinde de %20'si, yani 5'te 1'i tekrar yukarı kaçıyor ve baştan başlamak zorunda kalıyorsunuz. Bunun için de %20 oranında düzeltiyor, %20 oranında da tekrarlıyor. Dolayısıyla aslında elimizde çok fazla bir şey kalmıyor. Toplamda başarıya baktığımız zaman %15 civarında bir başarısı var. Bu nedenle çok mantıklı gelmiyor. Fakat bir parantez açmam lazım. Eğer iki taraflı inmemiş testisiniz varsa bunları yapabilirsiniz ve gerekirse 18. aya kadar inisiyatif kullanarak bu işlemler için bekleyebilirsiniz. Peki laparoskopik cerrahi dediğimiz durum ne kadar işe yarıyor? %80 ile %100 arasında değişen oranlar olmasına rağmen %95 oranında başarılı olarak aşağı indirilebiliyor ve sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Gene bir parantez açarak söyleyeceğim. Ergenlik döneminize kadar eğer inmemiş testis durumunuz varsa ergenlik döneminden sonra o inmemiş testisi yukarıdan aşağı indirmiyoruz. Direkt ergenlik döneminde saptanan inmemiş testisler çıkartılarak yok edilmeli. Çünkü eğer vücutta kalmaya devam ederse kanserleşme riski çok yükseliyor. Gene buna bağlantılı olarak bir dipnot vereyim. Ergenlik öncesinde yapılan işlemler, ister çıkartma olsun, ister indirme olsun testisi, yani normal seviyesine ulaştırma olsun, bu iki durumda da kanser riski belirgin olarak azalıyor. Son olarak bir dipnot daha bırakıyorum. Diyelim ki ameliyat oldunuz, bittiniz. Her şey bitiyor mu? Tabii ki bitmiyor. Önce kısa dönem takipler, sonra uzun dönem takipler var. Kısa dönem takipleri zaten operasyonu yapan cerrah öncesinde başlayarak size bazı şeyleri yönlendirecektir. Onunla ilgili ayrıntıya girmeyeceğim. Fakat uzun dönemde de şunu yapmanız gerekiyor. Gene de kanserleşme riski normal popülasyona göre arttığı için belli aralıklarda önce doktorunuz gösterecek size. Çocuk doktorunuz olabilir, çocuk cerrahı olabilir, üroloji olabilir. Bunu size tarif edecek. Sonra bunu aile, çocuk ergenlik dönemine gelene kadar kendisi yapacak ve çocuğa öğretecek. Çocuk da sonraki dönemde her ay düzenli olarak kendi yumurtalarını kontrol ederek kanserleşme veya şüpheli herhangi bir durum için erken müdahale şansını kaçırmamış olacak. Şimdilik böyle olsun. Kafanızda kalan bir şey olursa alt tarafta yorum olarak bekliyorum. Eğer takip etmiyorsanız Instagram'da bir anne eğitimleri kanalım var. Onu da takip edin. Çünkü Instagram'daki kanalda olabildiğince günübirlik aklıma gelen bilgileri paylaşmaya çalışıyorum. Daha spot bilgiler oluyor. Ama YouTube'daki olay daha çok anne eğitimlerinin sistematik, düzenli bir şekilde ilerlemesi için olmazsa olmaz. Gene bir ricam var. Mümkün olduğu kadar videolarımı baştan sona alıcı gözle bakarak, kendi başınıza gelse ne yapmamız gerekiyormuş acaba gibi bir düşünce içerisinde kalarak, gerekirse not alarak, çalışarak bunları öğrenin. Çünkü başınıza geldiği zaman, var olan bilgileri kullanmadığınız zaman ya da o bilgileri tekrar tekrar aramak için zaman kaybettiğiniz zaman bazen işten geçmiş olabiliyor. Bunu size tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Siz de bana aynı soruları tekrar tekrar sormamak adına anlattığım dersleri düzgün bir şekilde takip ederseniz sevinirim. Şimdilik böyle. Görüşürüz.